toplu yemek sunan mekanlara artık menülerinde yemeklerin alerjik madde içerip içermediğini yazma zorunluluğu getiriliyor efendim. 2019'da uygulamaya girecek işte bu yeni düzenleme ve artık daha sağlıklı ve bilinçli gıda tüketimi de mümkün olabilecek. Bence iyi bir uygulama. Herhangi bir şeye karşı alerjim varsa içindeki maddeyi bilip ona göre yerim. Çok iyi bir uygulama. Ben zaten alerji hastasıyım. Dışarıda yerken de tedirgin oluyorduk. Artık kimse menüden yemek seçerken tedirgin olmayacak. Bizim böyle bir alerjimiz yok ama olanlar için de iyi bir uygulama. Gayet güzel. Alerji tehlikeli bir durum. Tabii ki içinde ne olduğunu bilerek yemek farklı bir şey, bilmeyerek yemek farklı bir şey. Yani tabii ki çok güzel bir uygulama. Tabii ki daha iyi yani. Alerjisi olan ya da herhangi bir sakıncalı bir şey gören yemez. Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı bütçe sunum kitapçığını yayımladı. Artık toplu yemek sunan mekanlara alerjen bileşeni olan hangi ürün varsa menüde belirtilecek. Çok iyi bir uygulama. Ben zaten alerji hastasıyım. Dışarıda yerken de tedirgin oluyorduk. Bu bizim için çok iyi bir uygulama oldu. Menülere artık alerjik uyarı zorunluluğu geliyor. Yani bu şu demek oluyor. Biz de şu anda bir restorantayız. Yanımda da görmüş olduğunuz gibi menü var. Menüde sadece ürünlerin ismi yazılı fakat yapılacak yeni düzenleme ile birlikte ürünlerin sadece ismi değil içerikleri de yazılması zorunlu hale gelecek. Bizim de var, kızımda alerji var. Biz de bunu yıllar sonra öğrendik. Tabii ki içinde ne olduğu çok önemli. İnsanlar çok dikkat etmiyor ama birçok şeye alerjisi olabilir ve orada yedikten sonra da tabii reaksiyon gösterdiğinde problem olacak. Bence de yazılması gerekiyor. Yani içeriğinde ne yediğini bilmesi lazım insanların. Gıdanın bileşiminde kullanılan alkol ve domuzdan elde edilen madde bulunması durumunda da tüketiciler net olarak bilgilendirilecek. Düzenlemeye uymayan işletme sahiplerine ceza kesilecek. Bizim açımızda hem de müşteri açısından da iyidir. Müşteri ne yediğini öğrenmesi lazım.